Eğitim dedik. Okullarımızın neredeyse tamamını yeniden inşa ettik. Evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmesini sağlamak için 800 bin yeni öğretmen atadık. Üniversite öğrenimini herkes için ayrıcalık değil, hak haline getirdik. Darbecilerin yıktığı mesleki eğitim sistemini yeniden ayağa kaldırdık. Sağlık dedik. Şehirlerimizin tamamını binalarıyla, donanımıyla, teçhizatıyla, ambulansıyla en modern sağlık hizmetlerine kavuşturduk. İzmir'de olduğu gibi pek çok yerde faaliyete geçen şehir hastaneleriyle sağlık hizmetlerini dünya standartlarının üstünde bir seviyeye taşıdık. Yaklaşık 310 bini doktor olmak üzere 1,5 milyona yakın sağlık çalışanıyla bu alandaki insan kaynağımızı güçlendirdik. Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz. Ülke genelinde 2,5 milyon kişiye evde sağlık hizmeti vererek hizmeti insanımızın ayağına götürdük. Güvenlik dedik. Terör örgütlerinin başını ezerek insanlarımızın huzur içinde hayatını sürdürmesini sağladık. Sınırlarımızın güvenliğini artırarak terörü kaynağında kurutma stratejisine geçtik. Askeriyle, polisiyle, jandarmasıyla, istihbaratıyla Türkiye'yi dünyanın en sorunlu bölgesinin en güvenli ülkesi haline getirdik. Bitmedi. Adalet dedik. Yargı teşkilatımızı binasından personeline kadar baştan aşağı milletimize en iyi hizmeti vereceği altyapıya kavuşturduk. Geçmişte vesayetin, daha sonra FETÖ'nün güdümünde itibar kaybeden adalet sistemimizi adına karar verdiği milletimizin emrine amade kıldık. Yargılama sürelerini kısaltacak tedbirleri alarak adaletin hızla tesisine zemin hazırladık. Bitmedi. Ulaştırma dedik. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 kilometreden aldık, 30 bin kilometreye yaklaştırdık. Tünelleriyle, köprüleriyle, otoyollarıyla, hızlı ve yüksek hızlı tren hatlarıyla, havalimanlarıyla kalkınmanın temel altyapısı olan ulaşım hatlarını çeşitlendirdik, güçlendirdik. İnşallah İzmir-Ankara yüksek hızlı tren hattını da etap etap hizmete alarak bu alandaki çalışmalarımızı taşlandıracağız. Spor dedik. Bir kısmı da İzmir'de olmak üzere yaptığımız stadyumlar, spor alanları, atletizm pistleri, havuzlar ve diğer tesislerle ülkemizi baştan sona donattık. Böylece lisanslı sporcu sayımızı 15 milyonun faal sporcu sayımızı 4 milyonun üzerine çıkardık. Müsabakalarda kazandığımız 7400'den fazla madalyayla spor alanında verdiğimiz emeklerimizin karşılığını da aldık. Sosyal destekler dedik. Milli gelirimizden ayırdığımız payı 3 katına çıkartarak devletimizin ülkemizdeki kimsesizlerin kimsesi olduğunu gösterdik. Kimsesiz çocuklardan yaşlılara, engellilerden dul kadınlara kadar tüm dezavantajlı kesimlere sahip çıktık. Bugün ülkemizdeki 4 milyon haneye ve 6,5 milyon çocuğa ulaşan sosyal destek sistemimizde dünyanın örnek aldığı bir seviyeye geldik. Bitmedi. Şehircilik dedik. Toplu konutta 1 milyon 314 bin inşaatla insanımızın modern,
depreme dayanıklı huzurlu yuvalara kavuşmasına öncülük ettik. 81 vilayetimize yayılan hizmete açılmış ve açılışa hazır hale gelmiş. ...222 millet bahçesiyle şehirlerimizde yaşayan insanlarımızın hayat kalitesini artırdık. Atık su arıtma, düzenli depolama, hava ve su kalitesi kontrolü sistemleriyle çevreye duyarlı hayat alanları oluşturduk. Yaklaşık 1 milyona yakın konut ve iş yerinde kentsel dönüşüm projesi uyguladık. Evet, gördüğünüz gibi ülkemize yaptığımız eser ve hizmetleri değil saatlerce, günlerce anlatsak bitmez.